Efendim, e, bulunduğumuz yeri sizlerle paylaşamıyorum. E, önemli bir isimle beraberim. 7 Ekim'deki saldırıların hemen akabinde ilk defa dünya kamuoyuna açıklamalar yapacak. Hamas'ın eski siyasi lideri, şimdiki dış ilişkiler sorumlusu Halit ile birlikteyiz. Ve Halit Meşer'e hem saldırıları, sonuçlarını, neden sivillerin öldürüldüğünü ve bu saldırılar sonrasında neyin hedeflendiğini bu aşamadan sonra... ...küresel düzeyde Gazze, gaziyenlik abluka dahil olmak üzere bir planların olup olmadığını... ...bunun bir komplo olup olmadığını, haberdar olup olmadıklarını... ...o sırada nerede olduklarını sorarak başlayacağız. Hemen sözü hiç uzatmadan sorularıma geçmek istiyorum. Merhabalar, katıldığınız Gönlümün. için teşekkür ederiz. Gönlümün. Merhabalar Akif Bey. Sayın Halit Meşal, bildiğiniz Gönlümün. gibi 7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları Gönlümün. tarafından Gönlümün. bir harekat yapıldı İsrail'e karşı... Bu harekat yapıldığında sizin veya Hamas yönetiminin haberi veya bilgisi var mıydı? Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Türkiye içinde ve Türkiye dışında bizi izleyen herkese merhabalar demek istiyorum. Kanal izleyicilerinize de merhabalar demek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ama hareketi aslında içeride ve dışarıda alınan siyasi kararlardan sorumludur. Fakat sahadaki detaylardan askeri kanadımız sorumludur. İki ayrılıyoruz. Bir askeri kanat bir de siyasi kanat. Sahadaki askeri hareketlerden Kassam Tugayları sorumludur. Fakat siyasi kararlar halkımızın çıkarlarını yönetmek, davamızın çıkarlarını yönetmek siyasi kanadımıza aittir. Onlar sorumludur. 7 Ekim sabahı gerçekleşen sahayla alakalı bir durumdu ve İzzettin El Kassam Tugayları bu kararı aldı. Strateji olarak da Hamas hareketinin stratejisiyle birebir örtüşüyordu. O bölgeyi kurtarmak, kendi topraklarımızı geri alabilmek ve onları buradan kovmak üzerineydi. Sayın Halit Meşal, bildiğiniz gibi 7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları tarafından bir harekat yapıldı İsrail'e karşı. Bu harekat yapıldığında sizin veya Hamas yönetiminin haberi veya bilgisi var mıydı? Ben o zaman yalnızdım. Sabah namazını yeni eda etmiştim, bitirmiştim. Sabah saatlerindeydi zaten. Haber ajanslarından ve haber kanallarından bu haberler yayınlanmaya başladı. Biz de o esnada öğrendik bu büyük gelişmeyi. Net değildi henüz arkasında kimin durduğu. Sonrasında tabii ki Muhammed el-Deyif tarafından doğrulandı bu harekat, bu operasyon bir açıklama yaptı ve daha sonrasında hemen biz de takip etmeye başladı. Zaten daha sonrasında bütün yönetim bir araya gelmek için haberler paylaşılmaya başlandı ve siyasi savaşımızı da devam ettirmek için eş güdümlü bir şekilde hemen bağlantıya geçtik. Hem Gazze içinde hem de Filistin içinde haberleşmeye başladık. Yani bu operasyonu televizyondan öğrendiniz. Evet, evet televizyondan. Yönetimle bir araya geldik, hareketin yönetimiyle. Tabii ki öncelikle El Kassam Tugaylarının başıyla daha sonrasında da Hamas yönetimiyle. Gurur duyduk, takip ediyoruz ve hala gurur duyuyoruz aslında direnişçilerimizle, Kassam Tugaylarımızda gurur duyuyoruz. Bazı insanlar sadece 7 Ekim sabahından de itibaren de okumaya takip etmeye başladı. Aylar öncesinde başladı halbuki, hatta yıllar öncesinden başladı. Aslında Filistin'in işgal edilmesinden itibaren başladı bu olaylar. Daha sonra aslında bahsedeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. İnsanların şunu biliyor olması lazım. Sadece 7 Ekim'de durmamız yanlıştır. Bu sadece bir bölüm. Ondan önce onlarca hatta yüzlerce bölümler var. 1948'de başladı. Saldırılarla, katliamlarla başladı. İngiliz mandası altında yaşayan Filistinlilerin öldürülmesiyle başladı aslında. Buna döneceğiz tekrar. Haber aldınız, sonra yönetimle bir araya geldiniz. Neler konuşuldu, neler hissettiniz o esnada? Gurur duydum. Gurur mu? Evet, evet gurur duydum ve güven duydum. Askeri kanadımıza güven duydum ve diğer askeri operasyonda olan arkadaşlarımızda gurur duydum. Herkes bu mesaja odaklanmalı. Mesaj nedir? Tabii ki konuştuk kendi aramızda. Şunu da size söylemek istiyorum. Bu adım normaldi. Bu adımın gerçekleşmesi çok normaldi. Bu aslında akışın dışında gerçekleşen bir reaksiyon değil. Bu aslında çok normal bir reaksiyon. Çünkü mevcut İsrail hükümeti İsrail tarihindeki en radikal hükümet şu anda Aksa'yı bölmeye çalışıyorlar. Sürekli saldırılar uyguluyorlar ve sürekli insanlara işkence ediyorlar ve bütün geçtiğimiz aylarda, yıllarda bütün o bölgeleri işgal altında tuttular ve sürekli Aksa'yı yıkmakla tehdit ettiler. Ayrıca oradaki bütün bölgeleri kontrol altına almaya çalıştılar. Ateş de oynuyordu İsrail. O yüzden şu anda bu tepkinin gelmesi normal. Akif Bey, şunu söylemek istiyorum. 7 Ekim'de yaşananlar çok normal bir reaksiyondu. Halkımızdan Filistin direnişinden Gazze'den İsrail'in cinayetlerine, işkencelerine, suikastlarına gelen normal bir tepkiydi. Bu bütün evlatlarımızın hissi. El Kassam Tugayları aslında şunu söylüyor. Aksa tehlikede değil. Bütün Gazze tehlikede, bütün Filistin tehlikede. Eğer biraz daha susarsak Aksa yıkılacak. Ben Filistin'i çok yakından takip ediyorum. Sivilleri öldürdünüz. Bütün dünya Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının yaptıklarını terör hareketi olarak değerlendirdiler. Neden sivilleri öldürdünüz? Sokakta yürüyen sivilleri, araba süren sivilleri ya da müzik dinleyen, festivalde müzik dinleyen gençleri neden öldürdünüz? Sadece İsrail'i değillerdi. Orada 30 ülkeden katılan farklı vatandaşlar vardı. Neden öldürdünüz? Nasıl konumlandırıyorsunuz bunu? Kassam Tugaylarının askeri inanışı aslında işgal güçleri buradan defedene kadar savaşmaktır. Ve bundan dolayı Gazze ablukasından sorumlu Gazze bölümüne yönelik hazırlıklar yapılmıştı. Gazze ablukasından, Gazze'ye yapılan saldırılardan ve suikastlerden sorumluydu bu Gazze bölüğü. Haliyle bütün hazırlıklar bu bölüğe karşıydı. Bilfiil, fiil, Kassam Tugayları bu harekatı başlattığında bu bölüğün İsrail ordusunun en önemli bölüğü, en yenilmez olduğu iddia ediliyor. En güçlü bölüklerinden biriydi İsrail ordusunun. Fakat birkaç saate yok oldu. Bu bizi de şaşırttı. Dolayısıyla Kassam Tugayları özel harekatta da aslında şunu söylemişler. Ebu Halit açıklamasında Peygamber Efendimizin sahabeye verdiği vasiyeti söylemişti ve hatırlatmıştı. Yaşlıları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, ağaçları sökmeyin diye. Bu dini bir emirdi ve öldürmediler. Bütün odak noktası aslında sivilleri öldürmeyin üzerineydi aslında. Fakat savaşlar sırasında askeri temas gerçekleştiğinde, çatışmalar yaşandığında, tıpkı İsraillilerin de çatışma esnasında sivilleri ya da askerleri öldürdüğünde bahanelere koşması nasıl normal karşılanıyor? Bizimkisi gerçekten kasti değildi. Biz harekatımızı başlattığımızda Öncelikle askerleri ve subayları esir almak düşünülmüştü. Çünkü Kassam güçlerinin aslında aklında Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak, 6 bin civarı kadın erkek, yaşlı çocuk esirleri kurtarmaktı ve üçüncüsü de bir an önce işgalden kurtulmak, yerleşimcilerden kurtulmak, toprağımızdaki işgalcilerden kurtulmak. Ve dördüncü noktada aslında gaz ablukasını kırmaktı. Dolayısıyla Kassam tugaylarının bu harekatları öncelikle subayları esir almak üzerine kurulmuştu. Fakat daha sonrasında İsrail'in diğer güçleri, orduları vesaire uyandı ve esirler olduğunu öğrendiler. Bundan sonra da saldırılar başladı, çatışmalar başladı. İki taraftan da yanlışlıklar olabilir. En azından bizim tarafımızdan sivilleri öldürmeye kastetmek asla olmadı. Böyle bir şeye kastetmedik. İsrail zaten Siyonist oluşumunu katliamlara bağlı olarak inşa etti. Filistin'de, Mısır'da, Lübnan'da, Suriye'de, Tantura'da, Behir Bakar'da, Sabra ve Şatilla'da. Birçok katliam uygulandı ve sivilleri öldürdüler. İsrail katliamlarla sivilleri öldüre öldüre bu katliamlar üzerine bir devlet inşa inşa etmeye çalıştı. Filistin halkını korkuttu. Bu yüzden Kassam Tugayları, dinlerin onlara öğrettiği emirlerle yönetimleri ele alıyorlar. Aynı şekilde ahlaki değerlere sahipler. Eğer Kassam Tugayları güdümlü silahlara sahip olsalardı, kesinlikle herhangi bir savaşta ölmezdi siviller. Yanlışlıkla bile olsa. Fakat Amerika ordusu bütün teknolojiye sahip olduğu halde nice sivilleri öldürdü. Irak'ta, Afganistan'da, Vietnam'da. Buna rağmen batılılar kendi cinayetlerine bahane bulurken bizim bazı yaptığımız hatalara odaklanıyor. Bazı yanlışlıklar kayıtsız yapılabilir, yaşanabilir savaş esnasında. Çünkü bunların bir kısmında da İsrail tarafında bu yanlışlıkları kasıtsız olarak yapıyor gibi görünse de aslında kasıtlı yapıyor. Bunu herkes biliyor. Hannibal inancı var mesela İsrail inancında. Eğer bir Yahudi esir düşmanın yanında bulunursa, onu da öldürün diyor. Esiri düşmana kaptırırsanız ikisini de öldürün diyor. Hem düşmanı hem esiri. Şimdi bakın Gazze'de neler yaşanıyor. Filistin'de, Gazze topraklarında toplu katliam yapılıyor, yıkımlar yaşanıyor. Şunu sormak istiyorum. Aslında İsrail operasyonlarını bir devlet değil de bir terör örgütü gibi yapıyor. Ben Gazze'de savaş esnasında çok görev yaptım. Şimdi Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da. Batı'da şunu soruyorlar Filistin meselesini takip edenler. Hamas, İsrail'e benzemiyordu bugüne kadar. Çünkü sivilleri öldürmüyordu. İsrailliler sivilleri öldürüyor. Bunu da çok iyi biliyoruz. Burada şunu sormak istiyorum. Bunu yaparken İsrail'e benzemediniz mi? Hayır. Büyük bir fark var burada. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşgalci İsrail ve Filistin bu toprakların sahibi. Burada Filistin halkıyla İşgalci İsrail'i bir tutamayız. Bir kefeye koyamayız. Siz Türkiye'desiniz, ülkenin sahibisiniz, toprakların sahibisiniz. Birisi dışarıdan gelse, savaşsa, işgal etmeye çalışsa bu detaylara bakmazsınız. Ne varsa öldürürsünüz. Birisi sadece askeri öldürse o zaman der miyiz? Aa ne güzel, ne güzel sadece askeri öldürdü der miyiz? Sivili de öldürse, askeri de öldürse bu bir düşman. Çünkü ülkemizi işgal etmeye çalıştı. Bu uluslararası bir noktada değil. Bizim topraklarımızı işgal etti. Ne olursa olsun politikası bizim düşmanımızdır. Ben hakkın sahibiyim. Ben haklıyım. Bu toprağın sahibiyim. Bir İsrail'in geçmişine bakalım, bir de Filistin'in geçmişine bakalım, bir de Hamas'ın geçmişine bakalım. Dün El Cezire bir bilgi aktardı. İlk gün yaşanmıştı. Kassam gençleri bir kadın bulmuştu. Yanında bir kız varmış fakat biraz uzaktalarmış birbirlerinden. Ve bir de oğlu varmış. Bunları bir araya getirdiler. Kassam'ın elinde rehine var mı? Çocuk rehine var mı? Hayır, yok. Çocuk rehine yok. Yok, kesinlikle yok. Evet, bunu çok emin olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden dedi ki, bazı fotoğraflar gördü, katliamlar vardı, kafa kesmeler vardı, tecavüzler vardı vesaire. Fakat sonrasında kendileri fark ettiler ki İsrail'in yalanlarından ibaretmiş. Amerikan yönetimindeki bazı kaynaklarda bunun doğruluğunu inkar etti. Hayır, biz böyle bir şey görmedik dediler. Aslında burada meydan okuyoruz. İsrail'in iddia ettiği olaylardan bir fotoğraf, bir delil gösterebiliyorlarsa biz okey deriz. Fakat öyle bir şey söz konusu değil. İsrail'in elinde tek bir fotoğraf, tek bir delil yok. O zaman Yasar Arafat'a bakalım. Yasar Arafat onlarla 1993 yılında Oslo Anlaşması'nı imzaladı ve o dönemin İsrail Başbakanı Rubin'le Beyaz Saray'da tokalaştı. Sonuç neydi? Yasar Arafat'ı kim öldürdü? İsrail öldürdü. Zehirle öldürdü. Ben Hamas siyasi ofis başkanıydım o dönem. Daha sonrasında birkaç yıl sonrasında bıraktım. İsrail beni zehirle, suikast işleyerek öldürmeye çalıştı. Amman'da hem de. Amman sokaklarında siyasi ilişkileri olan, Vadi Arabe Anlaşması olan bir ülkenin sokaklarında yaptı bunu. İsrail dışarıda suikastler düzenleyen, katliamlar düzenleyen bir ülke. Dolayısıyla mağdurla celladı asla eşit tutamayız. Fakat Batı medyası, Amerikan medyası çifte standart yapıyor şu anda ve siyasi ikiyüzlülük yapıyor yönetimler. Şu anda füze desteği sunuyorlar. Verdikleri füzelerle İsrail mahalleleri, evleri, hastaneleri, camileri vuruyor. Gazze'deki en önemli hastaneler yıkılıyor. Hastane tahliyesi yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bugün Reuters'ın bir gazetecisini öldürdüler Gazze'nin güneyinde ve El Cezire'nin bir kadın gazetecisini yaraladılar. Hatta Amerika tarafı olan bir gazeteci, diğer gazeteci Raşelide ismini yanlış hatırlamıyorsam Greider'le öldürdüler. Eğer İsrail saldırılarında bu rehineler ölmezse, İsraili değil ama diğer ülke vatandaşı olan esirler... İsrail'i sanılıp esir alınan insanlar eğer hala yaşıyorlarsa, ölmezlerse önümüzdeki günlerde bazılarının salı verilmesi söz konusu olabilir mi? Bakın aslında farklı vatandaşlıklar söz konusu olabilir. Bu benim sorumluluğum değil. Mesela siz Amerikalı, İngiliz, Fransız siz vatandaşlarınızı bir İsrailliye veriyorsunuz ve İsrail ordusunda savaşıyor. Siz bunu kabul eder misiniz Başka ülkede bulunan ve askerliğini yapan başka bir ülkenin halkını öldüren birine nasıl vatandaşlığınızı verirsiniz Ben İsrailli askerlere Yahudi olduğu için savaşmıyorum işgalci olduğu için savaşıyorum yabancı uyruklu olduğu için de savaşmıyorum onunla sadece ülkemi işgal ettiği için öldürüyorum kim olduğuyla ilgilenmiyorum eğer o asker kişi benim ülkemi işgal etmeye geliyorsa ben onunla savaşıyorum ona bu vatandaşlığı veren ülke sorumludur fakat bazı İsrail askerler farklı uyrukta diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Hayır ben şunu söylemek istiyorum. Ben kimliğine bakmıyorum. Bu diğer ülkelerin anlattıkları Amerika vatandaşı var ya da Batı ülkelerinden birinin vatandaşlığı var vesaire. Bunun incelenmesi gerekiyor. Peki bu harekatı neden tam zamanda yaptınız? Bir de Hamas'la Mossad arasında işbirliği iddiaları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail askerleriyle bir sınır var. Öyle değil mi? Onlar bu duvarı çok dikkatle koruyorlar, çok detaylıca inceliyorlar. Çok iyi koruyorlar diye biliniyor. Haliyle herkes şunu sordu. Hamas buradan nasıl bu kadar kolay geçebildi? Bu uzun yolu nasıl bu kadar kolay geçebildiler içeriye ve nasıl bu kadar kolay bir şekilde ilerleyebildiler ve neden zamanlama tam şu an aslında çok önemli iki meseleye değindiniz. İddia edilen işbirliği ile ilgili 1987 yılında Hamas harekatı ortaya çıktığında bazı taraflar Hamas'ın çıkmasından ve birleşmesinden hoşnut olmadığı ve İsrail'le anlaşma sonucu ortaya çıktığını iddia etmeye başladılar. Sanki İsrail kendine düşman yaratmakta uğraşıyor gibi bir ortam yaratıldı fakat Hamas gelişince ve büyüyünce, cesaretlenince daha sonrasında işgal esnasında birçok girişimle beraber çatışmaya başlayınca herkes bir Filistin hareketi olduğuna inandı. Sanki biz zayıfmışız gibi ve sanki İsrail çok yenilmez bir orduymuş ve biz asla onlara karşı bu savaşı kazanamayacakmışız gibi bir algı yaratıldı. Bin savaşçıdan ibaret aslında Kassam Harekatı ve yenilgiyi kabul etmek istemiyorlar. Aslında şunu söylemeye çalışıyorlar. Sanki bu bir film, İsrail'in yenilgisine bir bahane bulmuş oluyorlar. Bu aşağılayıcı yenilgisi. Bakın, İsrail ilgili bir şehir efsanesi yaratıldı. 1948'de bizi yendi, 1956'da bizi yendi, 1967'de bizi yendi. Dolayısıyla şöyle bir algı oluştu. Sanki İsrail girdiği her savaşı kazanır. 1973 yılında 6 Ekim'de Mısır ordusu İsrail ordusunu yenmişti halbuki ve kanalını geçmişlerdi. Daha sonrasında bize gelelim. Mesela İsrail Gazze'ye saldırdı ve Gazze bildiğiniz gibi sınırlı bir alan. Gazze 4-5 savaşta da direndi. Bugün onları birkaç saatte yendik. Dolayısıyla neden böyle afaki bir açıklama arayışı, neden böyle bir komple teorisi yaratmaya çalışalım ki? Tarih aslında tekerrürden ibaret değil aslında. Tarih diyor ki her bir işgal gücü sonunda yenilecek. Amerika mesela dünyanın en güçlü ülkesi. Vietnam'da yenildi, Irak'ta yenildi, Afganistan'da yenildi. Sovyetler Birliği büyük bir oluşum fakat Afganistan'da yenildi. Fransızlar, İngilizler ülkelerimizi işgal ettiler fakat sonunda yenildiler ve çıktılar. Peki neden şimdi? Önemli bir soru. Bu operasyonu tetikleyen kıvılcım aslında İsrail'in Mescidi Aksa'daki politikaları, davranışları. 7 Ekim operasyonunu alevlendiren şey neydi? İsrail'in ateşle oynamasıydı. Şöyle düşünün. İsrail ateşte oynuyor, sizin namusunuza, evinize, çocuklarınıza, dininize saldırıyor ve birinin Kur'an-ı Kerim'i önünüzde yırttığını, üstüne bastığını düşünün. Siz zaten kızgınsınız, bunun için açıklamaya gerek yok. Direkt saldırırsınız. Çocuğunuzu öldürmek isterse, evinize saldırırsa siz de saldırırsınız, korumaya çalışırsınız. Dolayısıyla Batı Şeria'daki direniş, Allah'a hamdolsun ki bir yıldır sürekli devam ediyor bizim direnişimiz. Özellikle Aksa'da yaşananları, Mescid-i Aksa'daki Murabıtlar, ittifaka gidenler, kardeşlerimizden, kadın kardeşlerimizden, Kudüs ahalisinden geçenler, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkma planını durdurmaya çalıştılar. Şu anda İsrail ordusu, hükümet, bütün bu grupları, yerleşimciler de bu planın aktörüydü. İsrail'in ajandasını gerçekleştiriyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Bu işin başında Netanyahu ve Ben Grieve var. Bu planı gerçekleştirmek için çabaladılar. Aksayı bölmek için aslında ana konumuza dönelim. En büyük davamız ne? Mescid-i Aksa'yı kurtarmak. Bir dakika şunu da anlatayım. Geçmişte ya da gelecekte ya da şu anda yaşanan ve yaşanacak ne varsa tek sorumlusu İsrail'dir. 1920 yılında Filistin halkı ilk devrimini gerçekleştirdi. Yani 103 sene önce İngiliz mandasından kurtulmaya çalıştı. İşgal sebebiyle 1965 yılında da Filistin devrimi gerçekleşti. Bütün devrimler, isyanlar ve bütün direnişler işgal sebebiyle ortaya çıktı. Daha sonrasında neler oldu? Katliamlar, cinayetler, Gazze'ye avlukalar, esirleri almaları, Mescid-i Aksa'ya saygısızlıklar, İslami mukaddesatları ve Hristiyanların mukaddesatlarını aşağılamaya çalıştılar. Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti İsa'ya hakaretler yaşandı. Sizler haberimiz yoktu demiştiniz ve Hamas yönetiminin de bilgisi olmadığını söylemiştiniz. Bu askeri bir karardı o yüzden. Peki İran'ın haberi var mıydı? Hizbullah'ın haberi var mıydı? Ya da başka birinin bir bilgisi var mıydı? Ee, yani... Bu da çok önemli bir soru. Çünkü yine çok tekrarlanan bir soru. Tam bir cevap vermek istiyorum buna. Kesin bir cevap vermek istiyorum. Kati şekilde söylüyorum. 7 Ekim'de yaşananlar, yapılan operasyonlar Filistin'de alınan bir karardır. Safi Filistinlilerin elinde bir karardır. Ne Hizbullah ne İran hiç kimse yoktu. Peki Hizbullah'tan yardım bekliyor musunuz mevcut durumda? Bakın Akif Bey, Filistin sadece Filistinlilerin toprakları değil, bu mübarek topraklar, mukaddes topraklar, Kudüs İslami ümmetin ruhani başkentlerinden biridir. Mekke'miz ve Medine'miz de var. Bildiğiniz gibi Mekke, Medine ve Kudüs. Bu üç nokta çok önemli. Müslümanların ilk kıblesi. Dolayısıyla bizler İsrail işgaliyle savaşırken ümmet ediyoruz ki bu düşmanla da savaşın. Bu harekattan sonra sizce dünyadaki insanların Hamas'a bakışı değişmiş olabilir mi? Ya da Hamas'ın bu durumu insanların kalbindeki yerini değiştirmiş midir dünyada? Sizce Hamas'ın dünyadaki konumuna zarar verdi mi bu yaşananlar? 7 Ekim'den önce Amerika Hamas'ı terör listesine eklemişti. Avrupa'da aynı şekilde. Peki ne değişti? Bizi ek bir listeye mi koyacaklar? Nasıl bir zarar olabilir? Siz bu bahaneyi verdiğiniz zaman onlara Bundan önce Hamas neler yaptı? Bakın. Hamas mağdur. Hamas Filistin halkının bir parçası. Kiminle savaşıyor? İşgalciyle. Nerede savaşıyor? Filistin topraklarında. Yani Uluslararası hukuka göre Hamas hak bir sahibi. Filistin halkı hak sahibidir. İnsani kanunlara göre de Filistin halkı hak sahibi. Bütün dinler ve tabi İslam nazarında da Hamas ve Filistin halkı da bir hak sahibi. Buna rağmen neden dünya bizimle savaşıyor ve İsrail'le saf tutuyor bize karşı? Ukrayna'ya bakalım. Batı diyor ki Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Haklarını ihlal etti. Ve bir şekilde çatışmalar başladı. Gerçekten kim kimin yarasını kaşıdı ya da kim kimi kışkırtı da bir şekilde saldırı başladı. Şimdi buna bakmaksızın neden Biden nezdinde ya da Avrupalılar nezdinde Ukrayna'ya bir mağdur gözüyle bakılıyor? Fakat Filistin'e bu şekilde bakılmıyor. Yani aslında 70 sene önce Filistinliler topraklarında yaşamıyorlar mıydı? Neden şu anda İsrail'in batı yardımıyla ve geçmişte İngiltere desteğiyle, bugün de Amerikan desteğiyle Filistin halkını bastırıp o toprakları işgal ettiğini neden kabul etmiyorlar? Neden şu anda Filistin halkının adil bir hak sahibi olduklarını düşünmüyorlar. Yani sürekli saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Ben size bir örnek de vermek istiyorum. Aslında Yasar Arafat örneğini de size sunmuştum. Terörist olarak değerlendiriyorlardı rahmetli Yasar Arafat'ı. Oslo'da 1993'te bir anlaşma imzalandıktan sonra Nobel ödülü aldı. Nobel barış ödülü aldı Yasar Arafat. Peki bu adam 1993 yılından önce teröristi, sonra bir barış adımı ve sonra öldürüldü. Peki Ebu Mazin'e gelelim, Mahmud Abbas'a. Hadi Yasar Rafatı bırakalım. Abbas'la anlaşabiliriz dediler. Abbas 2005 yılından beri burada. Yani 18 senedir Mahmut Abbas yönetimde. Ona ne dediler? O terörist değil. Halbuki bazı İsrailler de ona terörist diyorlar. O sadece İsrail'i uluslararası mahkemede yargılamamız gerekiyor derse terörist oluyor ama demezse barış yapılabilecek bir adam mı oluyor? Yani eğer bakın bir davanız varsa bu davanız için her şeyi yapın. İnsanların ne dediğini umursamayın. Dünya güç sahibine saygı duyar. Peki süreçten sonra bir B planınız var mı? Mesela tamam şu anda bir saldırı gerçekleşti, İsrail de size saldırıyor. Şu anda Kassam Tugayları ve Hamas Gazze'de neler yapıyor? Birkaç gün sonra kara harekatı başlaması söz konusu İsrail tarafından. Bakın, İsrail askeri olarak 7 Ekim'de yenildiği için şu an Gazze'deki halkımızdan, sivillerden intikam almaya çalışıyor. Bakınız korkak düşmanlar sahadan kaçar ve kadınlardan, sivillerden intikam alır. Bugün de yakıp yıkma taktiğini uyguluyorlar. Tehdit politikalarını uyguluyorlar. İnsanları oralardan, o topraklardan çıkartmaya, zorla çıkartmaya çalışıyorlar. Aslında bu yaptıkları soykırımdır. Bu uygulamaların, bu soykırımın Hamas'ın direnişini zayıflatacağını ve halkımızın teslim olacağını sanıyorlar. Sorum şu, İsrail Filistin halkı hakkında kaç kere katliam yaptı? Kaç soykırım yaptı? Peki Vietnamlılar 3,5 milyon ölü verdiler ve Cezayir halkı da 130 yıl boyunca 6 milyon şehit verdi. Buna rağmen Cezayirliler sonunda kazandı ve Vietnam sonunda kazandı. Biz de bundan dolayı diyoruz ki hiç kimseye zarar vermek istemiyoruz ama biz de savaşa devam edeceğiz. Fakat savaş kesinlikle zor bir savaş. Şüphesiz fakat biz dünya kamuoyundan bu yıkımı gerçekleştiren İsrail güçlerinin durdurulmasını da istiyoruz ama sonunda biz kazanacağız ve dünya kamuoyundan bu yıkıma sebep olan çocukları, kadınları öldüren İsrail'i durdurmasını talep edeceğiz ve ediyoruz da. Bugün yaklaşık 1500 şehit verdik biz ve binlerce yaralımız var. Vefat eden 1500'ün 500'ü çocuk. Onlar konuşuyorlar. Bu yedi gün sırasında 500 çocuk öldürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Onlar çocuklar diyorlar ya, yedi gün sırasında 500 çocuk öldürdüler evleri yıkıyorlar. Ben de kanalınız aracılığıyla şunu söylemek istiyorum ve Türkiye'den başlamak istiyorum. Türkiye saygın bir devlet ve Filistin halkının kalbinde çok büyük bir değere sahip. Şu anda Türkiye'nin ağırlığını koyarak müdahale etmesi gerekiyor ve şu anda İsrail'in cinayetlerinin durdurulması gerekir. Gazze ablukasının sona ermesi gerekiyor. Bu halkın aç bırakılması söz konusu şu anda. Elektrik yok, su yok. Oradaki halk sürekli bu şekilde tehdit ediliyor. Gazze'nin kuzeyindeki Gazze güneyine tehcil edilen birçok vatandaş var. Şu anda bütün bölgedeki ülkelerin de İslam ülkelerinin de baskısını uygulayıp bizim yanımızda durmasını temenni ediyoruz. El Fetih ile ilişkiniz nasıl şu anda ve Batı Şeria ile ilişkileriniz nasıl? 2014 yılında üçüncü bir intifadan bahsetmiştiniz. Çözüm nedir şu an? Siz iki ülke çözümünü kabul ediyor musunuz İsrail ve Filistin olarak? Özetle şunu söylemek istiyorum. El Fetih'le ilişkimiz iyi. Aynı vatanın evlatlarıyız. Bazen farklı görüşlerimiz olabiliyor fakat işgalciye karşı ortak bir savaş içindeyiz. Batı Şeria'da Fetih örgütü olarak onların farklı bir yöntemi var. Yanlış politikaların konu olduğunu düşünüyorum. Maalesef yanlış politikaların hakim olduğu bir yönetim var. Ve bu aciz politikaların hakim olduğu bir yönetim var. Onlarla İsrail ile güvenlik koordinasyonu anlaşmaları var iki bölge arasında. Fakat bizim savaşımız Filistin yönetimiyle değil işgal. O yüzden de bizler Filistin halkı olarak çok fazla fırsat verdik politik çözümlere dahil olarak. Kimisi Arap girişimleriydi, İslami ülke girişimiydi. El Fetih ve Filistin yönetimi ile ilgili kısmı cevapladınız. Peki 1967 sınırına dayalı iki ülke çözümü konusuna ne diyorsunuz? Hamas 2017 yılında İsrail'i tanımayacağız demişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Filistin halkı siyasi girişimlere çok fazla fırsat tanıdı. Bunların bir kısmı Arap ülkeleri tarafından sunulan çözüm önerileri, girişimleriydi. Kimisi de Amerika, Avrupa ülkeleri tarafından sunulmuş girişimlerdi. Fakat İsrail bunların tamamını çiğnedi ostanlaşmasını da çiğnedi. Şu an dünyanın tamamı iki ülke çözümünü katledenin İsrail olduğunu söylüyor. Dedi ki İsrail yönetimi deniz ve nehir arasındaki bölge İsrail'e ait. Filistinli bir ülke istiyorsa Ürdün'e gitsin dedi ve Filistinliler Ürdün'e gitme isteğinde bulundular. Dolayısıyla İsrail iki ülke çözümünü öldürdü. Daha sonrasında da Yasser Arafat iki ülke çözümünü kabul etmişti. Fakat bu gerçekleşmedi. Başaramadılar. Daha sonrasında da Mahmud Abbas da kabul etti fakat bir çözüme ulaşmadı. Dediğiniz gibi 2017 yılında ama siyasi beyannamesinde dedi ki Filistin Minni anlaşmayı ve Arap ülkeleri arasındaki anlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla 1967 sınırlarında bir ülkeyi kabul edebiliriz dedi. Mültecilerin de yurtlarına dönmesi hakkıyla beraberdi fakat hiçbir şey gerçekleşmedi. Sorun şu. İsrail iki ülke çözümünü katletme sorumluluğu İsrail'e yüklüyorsa neden başarısız çözümlerle muhatap olmaya ve bunları yeniden canlandırmakla ben yükümlü olayım? bu mantıklı da değil ve akla sığmaz. Bizler Hamas olarak denenmiş başarısız projeleri yeniden denemek veya yeniden canlandırmakla ilgili değiliz. Bunu belli bir zaman diliminde Filistin'de gruplar arasındaki yakınlaşmayı sağlamak için yaptık fakat İsrail bugün yaptıklarını yapıyor. Bu hükümetin yönetimi altında bizler asıl duruşumuza dönmek durumundayız. 2017 yılındaki siyasi beyannamemizde de biz dedik. Filistin'in tamamı bizim halkımız ve İsrail'i tanımıyoruz. 2017'yi iptal mi ettiniz yani şu anda? Hayır, bırakmadık. Aslında iptal etmedik. Biz diyoruz ki... iptal ettiniz mi 2017 beyannamesini? Hayır. 2017 beyannamemiz duruyor. Duruyor mu? Evet, duruyor. Hiçbir değişiklik yok. Fakat diyoruz ki bu konuda artık konuşmak istemiyoruz. Şöyle düşünün. Ben barışa hazırım dediğiniz bir gün, düşmanınız silahıyla gelip yüzünüze doğrulttu. Şu anda hala ben barıştan yanayım diyebilir misiniz? Mantık olmalı aslında. Her söz yerde söylenmemeli. Burada şu anda bunu söylememiz gerekiyor. Onlar barışa yanaşırlarsa biz de barışa yanaşırız. Fakat düşmanımız barışa yanaşmazsa biz de barışa yanaşamayız. İsrail Büyükelçisi ile görüştüm ve o dedi ki, Hamas'a çok fazla destek geliyor. Katar'dan, Türkiye'den ve farklı ülkelerden paralar ve yardımlar geliyor. Neden Gazze'de elektrik yok? Bu arada ben de sordum. Neden Gazze'de elektrik yok, su yok ve adil davranmıyorsunuz? Ve kendisi de bana dedi ki, Hamas neden bu paraları aldığında elektrik santralleri kurmadı? Neden temiz içme suyu şebekeleri sağlamadı ve neden belediye hizmetlerine harcamadı bu parayı? Neden füzeler harcadı? dedi. Akif Bey, bu son soru değil mi? Evet. Bu soruyu üç cümleyle cevaplayacağım. Öncelikle İsrail maalesef ki uluslararası camianın da rızasıyla Gazze'ye sadece ölmeyecek kadar miktarda su ve elektrik veriyor. Sadece hayatını idame ettirmesi için yardım ediyor tıpkı bir tutsak gibi yaşıyorlar. Tutsak gibi ihtiyaçlarını giderecek kadar, ölmeyecek kadar yiyecek, içecek ve elektrik vesaire veriliyor. İsrail politikası da Gazze'yi aslında bu şekilde çok sınırlı ve bu da normal bir hayat yaşamalarına engel oluyor. İki, gelen bütün yardımlar Arap ülkelerinden, Müslüman ülkelerinden ya da uluslararası camiadan Gazze'ye gelen tüm yardımlar zaten bu taraflar üzerinden koordine edilerek geliyor buraya. Hamas bunu kontrol etmiyor. Tabii ki Katar yardımlarını da onlar belirliyorlar. İşte bu elektrik içinde, bu yakıt için, fakir aileler içinde ve benzeri içinde tamamen bizim kontrolümüzde değil. Uluslararası taraflar bunları kontrol edebiliyor. Hamas'ın bütçesinin yardımlarla hiçbir alakası yok. Diğer ülkelerden gelen yardımlar yine uluslararası kontrol sistemiyle kontrol ediliyor ve dağıtılıyor. Hamas hükümeti halkına hizmet verme konusunda çok başarılı adımlar attı ki dirensinler, direnişleri devam ettirsinler diye ve refah bir yaşam yaşasınlar. Üçüncü cümleye gelin. O da Filistin halkının meselesi yeme içme değil. Filistin halkının davası siyasi bir mesele. Özgürlük istiyor, özgür olmak istiyor, işgalciden kurtulmak istiyor. Topraklarına, yurduna dönmek istiyor Filistinliler. Kudüs'ü ve Müslümanların ve Hristiyanların mukaddesatını işgalcilerden kurtarmak istiyor. Tutsakları özgürleştirmek istiyor. Ablukayı kırmak istiyor. Ve kendi ülkemizi tam bağımsız, başkenti Kudüs olan Filistin devletini inşa etmek ve istiyor ve istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, evet, Hamas eski siyasi lideri ve aynı zamanda şişkiler sorumlusu önemli isimlerinden birisi. Halit Meşal'le mülakatımızı tamamladık. 7 Ekim olaylarından sonra e, çok önemli açıklamalardı. Takdir sizlere efendim.